Merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysel Tarım. Öğretim görevlisi. Aynı zamanda Mimarlık Anabilim Dalı. Rölebe ve Restorasyon. Doktora tez çalışması yürütmekteyim. Bu sunumum ve bundan sonraki sizlerle paylaşacağım çalışmalarım ağırlıklı olarak yine Mimarlık Anabilim Dalı ve bölümleri. Ayrıca Mühendislik Anabilim Dalı özellikle malzeme içerikli olacaktır. Döle ve restorasyon risk durumunda kültürel mirasın korunması gibi konularla ilgili çalışmalarımı da ilerleyen süreçte kanalıma yükleyeceğim. Bugünkü çalışmam mimarlık ana bilim dalı çerçevesinde olup, özellikle dünyanın birçok yerinde afetlere maruz kalan kültürel mirasımızı afetlere karşı koruma yaklaşımına değineceğim. Bu çalışmamı iki yıl önce uluslararası bir konferansa sunup raporunu da proceeding olarak yayınlanmış bulunmaktadır. Devam edecek olursak, özellikle afetler son dönemlerde meydana gelme sıklığı ve büyüklükleri bakımından önemli artış göstermiştir ve günümüzde yaşanan afetler kültürel miras alanlarına da büyük zarar vererek korumanın önemini bir kez daha vurgulayarak düşünmemize dikkat çekmiştir. Yine burada Diyarbakır Sur bölgesinden bir kültürel varlığımızın afet sonrası durumunu görüyorsunuz. Bu çalışmamın amacı benim bir afetin öncesi, afetin sırası ve afetin sonrasında kültürel mirasın korunması için neler yapabiliriz sorusuna cevap arayarak koruma süreçlerini ışık tutmaktır. Bu düşünceyle yola çıkarak örnek bir kültürel miras olan Haydarpaşa Garı üzerinden risk analizi yoluyla afetlerin öncesinde önleme çalışmaları üzerinde bir analiz örneklemesi yapılmış ve bu afetlerin önlenmesi ve afetlerin azaltılması üzerinde e, durulmuştur burada e, 2010 yılında Haydar Paaşı'nın e, geçirmiş olduğu yangın e, afetini görmektesiniz yine e, zarar gören kültürel miraslara e, bir başka örnekler e, burada da yine e, 2003 yılında İran'ın e, bam kentinde deprem sonrası bu e, Fotoğrafını görüyorsunuz. 2006 yılında Prambanan Tapınağı ve 2002 yılında Old Town Edinburgh'daki afet sonrası görüntü. Yine 2001 yılında Bamiyan Budaları, 1998 yılında ise Sri Lanka'da Relish Tapınağı'nın afet sonrası görüntüsü. Bir diğer afet sonrası görüntüsü ise Sunner Ormanları 2007 yılında görmektesiniz. Kültür varlıklarının en çok tehdit eden unsurlardan birkaçı deprem, işte su baskını, nem, yangın ve vandalizmdir. Kültür varlığı olan yapı tür ve malzemelerinin korunma önlem ve teknikleri göz önünde bulundurulması da önemlidir. Mesela örnek verecek olursak kerpiç bir yapının suya karşı zayıflığının farkında olunması ve bu konuda alınacak önlemlere göre planlanması, inşa edilmesi gibi yapım tekniğine uygun üretimin sağlanmasının Göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu afet öncesi koruma yaklaşımıdır. Bu tehdit unsurlarına karşı kültür varlığının yok olması ya da değerini kaybetmesinin önlenmesinin ilk aşaması olarak ise risk yönetimi önem taşımaktadır. Tabii bu sürecin önlenmesinde tehdit unsurlarının tanımlanması, tehdit unsurlarının etkileriyle etki alanları gibi özelliklerinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi atılacak önemli adımlardır. Burada risk yönetimi sürecin ilk aşaması tehdit unsurlarının ve oluşturdukları olası risklerin tanımlanmasıdır. Risk analizi aşamasında tanımlamalar ve gözlemler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda risk analizi yapılmaktadır. Afet öncesinde neler yapılabilir diye bakacak olursak, afet öncesinde afetlere neden olabilecek tehlike ve riskleri belirle, önle veya etkilerini azalt. Şimdi burada birkaç tanıma değineceğim. Çünkü burada kullanacağım bir formül var ve bu formülden yola çıkacak olursak, öncelikle sizlere bu alanda tehlikenin anlamına değineceğim. Tehlike belli bir zaman ve mekan için insan doğa ve yerleşmelerde can ve mal kaybı, yaralanma, sosyal ve ekonomik dengelerin bozulması veya Çevresel zararlara yol açma potansiyeli bulunan doğal veya insan kaynaklı olaylardır. Risk ise herhangi bir tehlikenin belli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi durumunda tehdit altında olan öğelerin alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak oluşacak potansiyel kayıplardır. Tabii burada zarar görebilirlik. Ee, önemli bir unsur. Ee, zarar göre, görebilirlik, tehlike e, kaynaklarına yakın öğelerin, yani tehlikenin meydana gelmesiyle uğrayabileceği olası hasarın e, derecesi olarak algılanmaktadır. Ee, kırılganlık, hatar görebilirlik olarak da e, adlandırılabilir. E, afetin yönetilebilirliği, aslında e, durumu... E, Durumun derecesini daha da e, azaltacak olan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Afet durumunda etkilenen e, topluluğun kayıplarının azaltılabilme derecesidir. E, bizler e, afete tehlike çarpı zarar görebilirlik e, dediğimiz zaman risk e, bunun yönetilebilirlikle bölünmesidir. Yani e, yönetilebilirliği biz ne kadar artırırsak e, o kadar çok riski e, düşür, düşürmüş oluruz. Bu e, önemli bir e, unsurdur. Peki bütün bunlar ışığında risk değerlendirmesi nedir diye soracak olursak bir yapı alan iş yeri gibi yerde veya kült bir kültür varlığı üzerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi. bu tehlikelerin riske, riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasıyla ile amacıyla yapılması gerekli çalışmaları kapsamaktadır. Burada kültürel mirasın korunmasında ortaya çıkan risk kavramı ise doğal veya insan kaynaklı ile kültürel mirasa konu olan değerlerin bozulması ve bütünlüklerinin tehdit edilmesi olarak algılayabiliriz. Peki kültürel miras risk yönetiminde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusuna değinecek olursak gelişmiş bir hazırlık ve planlama yapılması Planlama yapılırken kültür varlıklarının somut ve somut olmayan tüm boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınması, kültürel mirasın değerlerine en az etkide bulunacak önlemlerin alınması, kültürel mirasında risk yönetiminin geçmişte yaşadığı risklere yönelik performansı dikkate alınarak yapılması, bakım ve onarım programlarında risk altındaki mirasın öncelikli olması, acil önlem planlarında kullanıcıların doğrudan yer alması, Acil durumlarda kültür varlığı unsurlarının korunmasının öncelikli olması ve afet sonrasında kültür varlığının iyileştirilmesi ve onarılmasında gerekli her türlü tedbirlerin korunması ve son olarak da koruma ilkelerinin her aşamada risk planlama, karşılık verme ve iyileştirme çalışmalarıyla bütünlüklü olarak olması gerekmektedir. Tabii bizler bu prensipleri göz önünde bulundurarak risk yönetimini, üç ana aşamadan oluştuğunu görmekteyiz. Yani öncelikle hazırlık, daha sonra müdahale ve en son olarak da iyileştirme çalışmaları. Hazırlık çalışmalarına değinmeden önce özellikle soldaki fotoğrafa dikkat çekmenizi istiyorum. Bu fotoğraf 2017 Venedik Sanat Bienali için İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn'in Özellikle insanları iklim değişikliğine karşı zaman geçmeden harekete geçmeye çağırmak için bu heykeli tasarlamıştır. Bu da aslında bir hazırlık aşaması yani afet öncesi yapılan çalışmalara bir örnektir diyebiliriz. Peki bu hazırlık çalışmaları yani afet öncesinde yapılacak çalışmalar nedir diyecek olursak Altana Grup başlığında bunları toplamaktayız. Öncelikle riski tanımlamak ve haritalamak risk kaynaklarını azaltmak risk altındaki kültür varlıkları başta olmak üzere tüm kültür varlıklarını belgelemek ve afetin öngörülen sonuçlara karşı güçlendirmek sigorta sistemlerini geliştirmek erken uyarı sistemleri geliştirmek ve uygulamak ve son olarak da acil durumlar için hareket planları hazırlamak ve tatbikat yapmak afet öncesi yapılacak en önemli çalışmalar arasındadır. E, afet e, sırası koruma yaklaşımına değinecek olursak, e, afet sırasında e, özellikle eğitim ve tatbikatlarda kazanılmış e, doğru e, davranış biçimlerini uygula. Yani ne demek bu? E, birincisi acil durum planlarını uygula, ikincisi koruma uzmanlarını mobilize et. Ve afet sırasında, afet öncesinde yaptığımız eğitim ve tatbikatları göz önüne alınarak gerekli önlemler ve koruma çalışmalarını hemen devreye sokmamız gerekmektedir. Peki, afet öncesi ve sırasını ilişkilendirecek olursak iki ana başlıkta dikkat çekmekteyiz bu noktaya. Birincisi olay öncesi proaktif davranış yani risk yönetimi. Burada olay olmadan önce olayın, e, olaydan yani koruma riskleri yok etme, zararları önleme, azaltma çalışmaları, yani burada hedef afet risklerini, afeti yok etmek. Peki bütün bunlara rağmen afeti e, yok edemedik. Hemen afet sırasında kriz yönetimi yani e, yapacağımız çalışma, olay sonrası e, reaktif çalışma olarak geçmektedir. Bu noktada ise e, olay olduktan sonra, Olayı krizi defetme, krizin zararlarını azaltma çalışmaları. Burada e, hedef e, kayıpları en aza indirmektir mümkün olduğunca. Yine e, buradaki e, fotoğraflarda e, afet sonrası koruma yaklaşımına e, örnek olarak e, 2016-2017 yılları arasında e, Orta Doğu e, Suriye'de e, savaş sonrası. E, Halep çarşısının yani eski pazar yeri Halep'tekinin öncesi ve sonrası durumunu, Pamira kültürel mirasının öncesi ve fotoğraftaki sonraki durumunu görmektesiniz bu çalışmada. Peki bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerekiyor? En Önemli olan noktalardan bir tanesi ise, bütün bunlara rağmen afet oldu sırası geçti ve afetin sonrasında neler yapabiliriz noktası. Afetin sonrasında öncelikli olaya zamanında hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpları en düşük düzeyde tut olabilecek zincirleme etkiler veya ikincil afetleri önle ve normal yaşama bir an önce dön birinci yapılacak çalışmadır. Hemen arkasından yapılacak çalışma ise yani afet sonrası kısmında iyileştirme çalışması olmak zorunda. İyileştirme çalışmasını da biz üç başlık altında ele alacak olursak, öncelikle afetin negatif unsurlarını yok etmek, uzaklaştırmak, sonrasında fiziki ve sosyal bileşenleri yeniden oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak ve üçüncüsü ise hazırlık ve müdahale çalışmalarını gözden geçirip. Daha iyi bir risk yönetimi modeli oluşturmak iyileştirme çalışmalarının başında gelmektedir. Bu önemli bir durumdur. Afet sonrasında yönetim çok önemli bir aşamadır. Burada yönetimle ilgili yapılması gereken bazı noktalara özellikle değineceğim. Özellikle afet sonrası dönemde afet yönetiminin amacı afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya etkilerinin en kısa sürede düzeltilmesini ve afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş bir yaşama çevresi oluşturulmasını sağlanması gerekmektedir. Kültürel miras açısından baktığımızda taşınır ya da taşınmaz kültürel varlıkların güvenliğini sağlamak işte birinci derecede önem arz etmektedir. Gerekli görülmesi durumunda afet öncesinde belirlenen güvenli bölgelere taşınır varlıkların aktarımı yapılmalı Taşınmaz durumda olanlar için ise güvenlik bariyerleri çekilmeli, yağmalama ya da ikinci bir tehlikeye maruz kalmaması için koruma önlemleri artırılmalıdır. Sol Soldaki ve üstteki iki fotoğrafta özellikle taşınabilir kültür varlıklarının aktarılmasını görmektesiniz. Sağ alttaki fotoğrafta ise ee, bu bir özel durumdur. Normalde e, taşınmaz bir kültür varlığı olan Zeynel Bey Türbesi'nin ılı e, su e, barajı alanında bulunan e, bir e, su altında kalma tehlikesinin e, olması sebebiyle e, 550 yıllık olan Zeynel Bey Türbesi'nin e, başka bir güvenli alana taşınmasını e, görmektesiniz e, bu noktada. Afetler ile ortaya çıkan acil duruma ilişkin görevlerin yerine getirilmesinden sonra en önemli konu özellikle yerel toplulukların ve bireylerin mümkün olan en kısa sürede afet öncesi yaşam koşullarına kavuşturulmasıdır. Burada bu normale dönüş sürecinin mümkün olduğunca kısaltılması iyileştirme çalışmalarının başlıca amacı olmalıdır. Bir afetin oluşundan hemen sonra başlayarak afetin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç yıl sürebilen tüm faaliyetler İyileştirme e, aşamasının e, bir parçasıdır. Yine e, buradaki fotoğraflarda Suriye'deki son dönemlerde yaşanan afet sonrası, savaş sonrası e, görüntülere görmektesiniz. E, i̇yileştirme e, evresinde yine izlemesi gereken e, bazı ilkeler vardır. Bu ilkelere değinecek olursak, özellikle e, yerel topluluklar iyileştirme çalışmalarında e, rol almalıdır. İyileştirme sürecinde yerel yönetimlerde sorumluluklar yüklenmelidir. İyileştirme ve zarar azaltma arasındaki kaynak kullanma dengelerine ilişkin ilkeler geliştirilmeli. Ve yine bu noktada son olarak özellikle kapsamlı iyileştirme planlaması yapılması ve hazırlık aşamasında özellikle yapılmış risk analizlerinin tekrardan revize edilmesi, risk yönetimi açısından en önemli aşama ve çözüm yolu olacağını düşünmekteyim. Peki bütün bunlar sonucunda sonuç ve önerilerimiz ne olacak diyecek olursak, özellikle afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için Toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesi gerekmektedir. Bu çok önemli bir noktadır. Şimdi çalışmamızın başında da bahsetmiş olduğum gibi bir risk analizi metodu yöntemiyle öncesinde yani afetin öncesinde neler yapabiliriz kısmına geçmeden önce örnek kültür varlığımız Haydarpaşa Garı'ndan bahsetmek istiyorum. Haydarpaşa Garı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan, özellikle Anadolu'dan trenle İstanbul'a gelen insanların kent ile ilk temas noktasıdır. Görkemli yapısı, konumu, demiryolu ile deniz yolunun muhteşem bir harmoni ile bütünleştiren mimarisi, onu dönemin diğer tarihi yapıları arasında farklı bir noktaya koymaktadır. Gar binası 1908 yılında. 2525 metrekare alana ve bugünkü kapalı kısımları ile 3836 metrekarelik bir alana yayılmıştır. Yapının mimari tarzı neoklasik Alman mimarisi stilinde olup her biri 21 metre uzunluğunda 1100 adet suya karşı izole edilmiş ahşap kazık üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Haydarpaşa Garı'nın taşıyıcı sistemine değinecek olursak çelik karkas olup döşeme sistemi ise putreli volta döşemedir. İki Alman mimar olan Otto Ritter ve Halmo Cuno'nun tasarladığı binanın inşaatında 1140 ton demir, 19.000 metre sert ağaç, 6200 metrekare arduat çatı kaplaması, 530 metrekare kereste, 13.000 metreküp beton ve 2500 metreküp lefke taşı kullanılmıştır. Buradaki fotoğraflarda da 2010 yılında 28 Kasım 2010 yılında vahim bir yangın afeti sonucunda çatı ve dördüncü kısmında büyük zarar gören bölümlerini görmektesiniz. Özellikle hem söndürme çalışmalarını hem de yangın anını ve yangın sonrası afetin durumunu görmektesiniz. Burada yapmış olduğum çalışma yani metodolojik çalışma taşınmaz kültürel varlığımız Haydarpaşa Garı üzerinden yani risk analizi ve koruma yaklaşımı ile ilgili öneriler bu tabloda mevcuttur. Buradaki tabloda özellikle dört başlık altında ele alınmıştır. Yani gar üzerinde bulunan olası riskler, tehlikeler. Ve bu risklerin gerçekleşmesi sonucunda olacak kayıplar, bu risklerin azaltımı için öneriler. Ben bunları teker teker okumayacağım, sadece metodolojik yaklaşımın nasıl olduğunu ya da hangi yöntemle yaklaştığımızı görmemiz için birkaç örneği değineceğim. Mesela olası risk ne olabilir? Yangın, patlama, yangına müdahale edememe olabilir. E, bu noktada e, tehlike nedir diye bakacak olursak, e, restorasyon aşaması e, devam eden e, gar binasının mesela e, el yapımı elektrikli alet kullanımları, çalışanların dinlenme yerlerindeki elektrikli ısıtıcıları prizde tutması, yangına hızlı müdahale edememe, kimyasal malzemelerin depolanması, depo alanı e, dışında malzeme depolanması, e, yanıcı malzemeler, acil durumda müdahale edememe, çalışma olmadığında tüplerin açık bırakılması, tüplerde alev geri tepme vantilinin bulunmaması, tüplerin açık alanda depolanması, kullanılan kabloların uygun nitelikte olmaması, yanıcı maddelerin yakınında çalışma, yağlı el veya eldivenli oksijen tüplerinin kullanılması, yanıcı malzemelerin istiflenmesi, malzeme artıklarının temizlenmemesi, atölyede kullanılan fırın, çalışma esnasında sigara içilmesi, çalışanların dinlenme yerlerinde elektrikli ısıtıcıları prizden unutması, elektrik panoları aşırı yükleme sonucu arıza yapması, e, punto, ve benzeri malzemelerin kesim esnasında ortaya çıkan kıvılcım, e, çapağın sebep olabileceği alevlenme, atölye kısmında yeterli yangın söndürücü tüpünün olmaması gibi tehlikeler özellikle yangın konusunda patlama veya ya, yangına müdahale edilme konusunda olası risklerdir. Peki bu olası risklerin gerçekleşmesi sonucundan neler olabilir? Bakacak olursak öncelikle iki alanda değerlendiriyoruz bunu biz. Ee, i̇nsanlar açısından, yapı ve çevresi açısından. İnsanlar açısından baktığımız zaman meydana gelecek patlama, yangın neticesinde yaralanma ve ölüm ve can kaybının olması olasıdır. Ee, yapı ve çevresi açısından baktığımızda ise, Meydana gelecek patlama yangın neticesinde yapının yanarak yok olması, onarılamayacak hasarlar meydana gelmesi, içinde bulunan değerli kaynak ve belgelerin yok olması ki buna sebebiyet veren özellikle 28 Kasım 2010 yangınını örnek verebiliriz. Peki buradaki riskleri azaltmak için neler önerebiliriz bakacak olursak? Öncelikle elektrikli alet ve makinelerin sürekli kontrollerinin yapılması, uygunluğunun değerlendirilmesi, sonra kullanımı, İnşaat içinde yeterli miktarlarda yangın söndürme tüpünün bulundurulması, yıllık olarak periyodik kontrollerinin yapılması, kimyasal ve yanıcı malzemelerin ateşten uzak tutulması, uyarı işaret levhalarının asılması ve malzeme güvenlik e, bilgi formları doğrultusunda uygun depolama koşullarının belirlenmesi, e, depo olarak belirlenen alanlar dışında malzeme e, depolanmaması, gerekli yerlere yangın söndürme tüpü konulması, e, sahada ABC tipi e, kuru kimyevi ve yangın söndürme e, cihaz ve çalışma e, cihazı ve çalışmalarının yapılması. Tüplerin vana girişi ve e, şalama e, girişlerinin birer adet alev geri tepme vantelinin yerleştirilmesi, tüplerin dolu boş ayrımı yapılarak üstü kapalı e, demir kafeslerle depolanması, e, ateşle yaklaşma uyarı levhalarının nasılması, e, yangın tüpü bulundurulması e, kullanılan e, kablo kesitlerinin uygun olması, Yine yanıcı malzemelerin olduğu alanlarda çalışmama, yağlı el veya eldivenli tüplerin kullanılmaması, bu konuda gerekli bilinçlendirmenin yapılması, iş bitiminde imalat atıklarının toplanması, şanti içindeki fırının periyodik bakımı yapılarak talimatların temin edilmesi, sigara içilmesinin yasaklanması, mola sonrası görevlendirilen bir işçi genel olarak kontrol yapmalıdır bu konuda. Elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulunmalı, elektrik ihtiyacına uygun sistem olmalı, yıllık periyodik kontrolleri elektrik elektronik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Kesim yapılmadan kullanılacak elektrikli aletlerin bakımlı olmasına özellikle dikkat edilmeli ve kesim alanına yangın battaniyesi serilmelidir. Çalışma esnasında çapak veya kıvılcım düşmesi öngörülen alanlar için yine tespit edilirse çalıştırma durulmalı ve Durdurulmalı ve alanın soğutulması yapılmalı ve sonrasında devam edilmelidir. İşlem itiminde soğutma çalışması ve 2 saat süreyle kontrollü yapılmalı. Çalışma alanında yanıcı patlayıcı malzemelerin olmadığı kontrol edilmeli. Alan temizlendikten sonra çalışmaya başlanmalı. Şantiyedeki marangoz atölyesinde 6 kilogramlı kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme tüpü bulunmalı ve 90 cm'den duvara yani yukarıda duvara monte edilmeli ve yıllık periyodik bakımları yapılmalıdır. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta özellikle kıvılcımlı kaynak yapılan yani kıvılcım ya da çapak gibi düşmesi tehlikeli olan noktalarda dikkat edilmesi gerektiğidir. Keza Haydarpaşa Garı'nın çatısında yapılan bir restorasyon aşamasındaki çalışmada kaynak aşamasında yangının yangının kaynaklandığı söylenmektedir. Devam edecek olursak diğer olası riskler özellikle yapıda çevrede ve insanlarda etkileşim hasar görebilirdik. Yani bu ne olabilir tehlike deprem, terör ya da vandalizm. E, bu noktada e, riskin gerçekleşmesi sonucunda insanlar açısından yararlanma, ölüm, can kaybına sebebiyet, yapı ve çevre açısından ise yine yapıda onarılamayacak hasarlar meydana gelebilir. E, yine yapının içerisinde bulundurduğu değerli kaynak ve belgelerin yok olması, yapının yıkılmasına sebebiyet olabilir. Peki e, ne yapabiliriz deprem terör veya vandalizm konusunda riski azaltmak için önerilerimiz neler olur? Baka bakacak olursak. Özellikle deprem risklerine karşı yapılara gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Kriz durumunun yönetilebilmesi için ilgili kurumlarla protokol ve ve benzeri çalışmaların yapılması gerekmektedir. saldırı unsurlarını azaltacak mimari, teknik önlemler alınmalı. Özellikle mümkünse fonksiyon değişikliğine gidilmeli ve istihbarat birimleriyle işbirliği içinde çalışılmalıdır. Bir diğer olası risk ise, ee, özellikle restorasyon aşamasında olduğu için kayma, düşme, yüksekten düşme, yüksekten e, malzeme düşmesi, iskeleden e, düşme gibi e, risklerdir. E, buradaki tehlike ne olabilir diye bakacak olursak, a, kaygan zemin, aydınlatma eksikliği veya itersizliği, binanın dış çer, e, cephesinin özellikle temizlenmemesi veya örtüyle kapatılmaması, e, iskele çaprazlarının tam olarak monte edilmemesi, merdiven basamaklarının e, kırılabilir olması, Merdivenlerde korkuluk olmaması, yüksekte emniyet kemeri kullanılmaması, iskelenin söküm esnasında malzeme düşmesi, yüksekte çalışmalarla kişisel koruyucular kullanılmaması, mobil vinç sapanlarının sağlam olmaması, binanın dışında bulunan saat veya taş sütunlarının düşmesi, iskeleden malzeme düşmesi, çalışanların iskelenin korkuluklarında bulunmaması, iskele ayaklarının yere tam oturmaması gibi tehlikeler Söz konusu olabilir. Bu durumda ise insanlarda yaralanma ve ölüm, can kaybı artabilir. Yapıda ise hasar meydana gelmesi olasıdır. Peki bu noktada risk azaltımı için öner neler önerebiliriz dediğimiz noktada, özellikle düşme, kayma tehlikesi yaşanabilecek alanlarda gerekli kaydırmazlık ek ekipmanlarının yerleştirilmesi, Çalışma ortamının sürekli kontrol altında tutulması ve yeterli aydınlatmanın sağlanması. Dış cephenin mobil vinç veya benzeri bir iş makinesi yardımıyla temizlenmesi gerekir. İskele çaprazları tam olmadan özellikle işe başlanmaması, çaprazların uygunluğunun sağlandıktan sonra çalışmaya başlanılması. İskele üzerinde çalışırken tüm işçilerin emniyet kemerlerini takması, merdiven yapımında sağlam malzeme kullanılması merdivenin e, dikmeleriyle desteklenmesi, çalışma yapılacak alanın e, emniyet şeridi çekilerek geçişlere kapatılması, iskelenin emniyet alan e, perdesiyle e, çevrilmesi, e, eski e, ve yıpranmış e, sapanla kesinlikle çalışılmaması, çalışmaya başlamadan önce kurulacak zeminin kontrolünün yapılması, gerekli tüm önlemlerin alınması ve yapılacak e, çatı imalatına başlan e, başlanılmadan önce bina dışında bulunan saat ve taş sütunlarının Askıya alınıp uygun bir şekilde düşmeyi engelleyici sistemler kurulmalıdır e, iskili korkulukların etrafına perderif çekilmesi de diğer bir e, risk azaltıcı önlemler arasındadır e, Tabii burada olası risk e, tehlikeler ve risklerin gerçekleşmesi durumunda ki sonuç ve risk azaltım için örnekler e, tüm kültür varlıkları için e, tek tek ayrı ayrı e, hesaplanmalı özellikle e, afetin e, öncesi için e, yapılacak çalışmada e, önem arz etmektedir. Yani afetin öncesinde ne kadar e, afetin olma olasılığını e, azaltırsak e, afetten kurtulmamızda, afete e, afet risk e, düzeyini azaltmamızda o kadar e, çok olacaktır. Burada yapılan risk analizleri doğrultusunda olası afetleri önlemek ve kayıpları en aza indirmek için analizde ortaya çıkacak mevcut tehlikeleri ve olma risklerini öncelikli olarak stratejik olarak daha sonra taktik yani kişiler olarak ve operasyonel yani görevler olarak alınacak önlemler sayesinde bertaraf ederek kültürel yapıları üzerinde daha korunaklı bilinçli bir koruma sağlanacağını düşünmekteyim burada Haydar Paşa devam eden süreçteki restorasyon aşamasından bir fotoğrafı görmektesiniz evet burada çalışmamın sonuna gelmiş bulunmaktayım dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum konu çerçevesinde soru ve önerileriniz yorum kısmına ve görüşlerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız bu ve benzeri konularda yapmış olduğum çalışmalarımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sevgiyle, takipte ve hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum.